Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, tam karın germe ameliyatımın 9. ayından hepinize selamlar. Özellikle son çekildiğim fotoğrafı paylaşmak istedim. Çünkü arkadaşlar, ameliyattan hemen sonra vücudunun hala ödemli olduğu için herhangi bir zayıflama, vücut şekillenme göremeyen arkadaşlar yorumlarda çok fazla belirtmişler. Ben de onların içini biraz ferahlatmak amacıyla 9 ay sonraki halimi sizinle bir paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar, ilk ameliyattan çıktığımda videolarım var zaten. Siz de bunları görmüşsünüzdür. Atıyorum 70 santim bir bel çevresiyle ameliyata girdiysem, karnım olmamasına rağmen 75 santim bir bel çevresiyle ameliyattan çıktım. Sadece karın germe ameliyatı değil, aynı zamanda da bel inceltme, liposuction, vücut şekillendirme de yapıldığı için arkadaşlar, aşırı derecede ödemim vardı benim. Ameliyatın ödeminin geçmesinin yanı sıra liposuction'ın ödeminin geçmesi için de biraz beklemem gerekiyordu ve doktorum bu konuda sabırlı olmamı istedi. Şimdi arkadaşlar, zaman geçtikçe, vakit ilerledikçe görüyorum ki vücudum şekillenmeye başladı. Özellikle bel kısmımdaki inceliği zaten siz de şu anda görüyorsunuz. Sporumu ihmal etmiyorum, yediklerime dikkat ediyorum. Birkaç kilo almış olsam da bu benim karın bölgemi çok fazla etkilemiyor arkadaşlar. Biraz popo kısmına gitmiş olabilir ama genel olarak şu anda vücudumdan çok memnunum. 9. ayımdayım. Evet, gayet çeşitliklerimin neredeyse tamamı indi. Ben sadece karın gerdirme olmadım. Hani ben şunu tavsiye etmek istiyorum size. Yarım karın gerdirme ameliyatı yaptırmak isteyenler oluyor. Mesela sadece ayva göbeği olanlar yarım karın gerdirme ameliyatı yaptırmak istiyorlar. Böylelikle sadece oradaki kabarıklığı gidermiş oluyorlar. Ama vücut şekillendirmek isteyen arkadaşlarıma mutlaka liposuction tavsiye ediyorum. Çünkü sadece karının gitmesi değil, bence belin de incelmesi gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi benim gayet de belim inceldi. Böylelikle popo bölgem biraz daha belirginleşti. Yandan bakıldığında hiç karnım yok. Hatta bazen çok yemek yesem de hafif bir mide şişkinliğim olsa da göbeğim kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü orada çıkabilecek bir göbek yok. İşin en güzel kısmı bu. Şu anda böyle arkadaşlar. 9. ayımdayım. Daha önce de size süreçle ilgili bilgi vermiştim. Çok memnunum. Dikkat ediyorum. Ama dediğim gibi çok yesem bile vücudumun diğer bölgelerinde bir genişleme, büyüme olabiliyor. Fakat karnımda hiçbir şekilde büyüme olmuyor. Zaten doktoruma da bunu sorduğumda, mesela tekrar doğum yapsam yine eski haline döner mi? Eski sarkıklıklar olur mu diye sorduğumda bana şunu söyledi. Asla eskisi gibi olmaz. Mümkün değil. Ama doğumdan önceki halin gibi de olmaz. Tabii ki de orada bir gevşeme olur. Fakat ameliyat öncesindeki haline kesinlikle dönmezsin demişti. Aynı zamanda da ameliyatla birlikte tüm çatlaklarım alınmıştı. Şu anda vücudumda bacak bölgelerimin dışında hiçbir şekilde karın bölgemde çatlağım yok. Sporuma devam ediyorum. Bütün ameliyat olan arkadaşlarıma, olacak arkadaşlarıma sporu tavsiye ediyorum. 9. ayımda şu anda bütün sporları yapabiliyorum arkadaşlar. Bütün pilates hareketleri, zorlayıcı karın hareketlerimi, alt karın, üst karın, mekik, her şeyi yapabiliyorum. Ve şöyle bir durumla karşılaştım. Bilmiyorum, benim dışında belki karın gerdirme ameliyatı olanlarda da aynı durum yaşanıyordur. Hani yaptıktan sonra birkaç gün bir etkisi olur ya vücudunuzdan. Ama karnınız hala uyuşuk olduğu için hiçbir şekilde karında acıma ve etkisi oluşmuyor arkadaşlar. Sanki sabaha kadar mekik çekseniz çekebilir misiniz gibi geliyor. Karın acımıyor fakat tabii ki de yoruluyorsunuz. Yorulmak dışında herhangi bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde mekiğinizi de çekebiliyorsunuz. Daha önceki videolarımda bikinili fotoğraflarımı paylaşmıştım arkadaşlar. Onlara dönüp bakarsanız belim bu kadar ince değil. Çünkü ameliyatın 3. 4. ayında olan fotoğraflar onlar. Evet, karnım yok. Evet, zayıfım fakat bel oyuntum hala oturmuş değildi. Çünkü liposuction'da arkadaşlar belli bir süreçte maalesef ki ödem bırakıyor. Ama şu anda her şey yerine oturmuş durumda. Çok memnunum. Sakın korkmayın. Olmak isteyen arkadaşlar lütfen korkmayın. Emin olun, hayatınızda verdiğiniz en güzel karar olacak. Sormak istediğiniz şey olursa yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.